Hepiz merhaba gençler, ben Lans Pera. Bugün Sergi Sergi yapıyordu bir karşısında gençler. Bugün MindTage'deyiz arkadaşlar. MindTage çok güzel bir MX Skyblock sunucusu. Şimdi size bugün burayı tanıtacağım. Yanımda Laura var. Laura konuşmayacak ama beni duyuyor kendisi. Şimdi arkadaşlar öncelikle şimdi birkaç tane kasa açacağız. Kasalardan sonra da size ufaktan bir sunucuyu gezdireceğim. Şimdi burası benim adam şu anda. Slash spawn yazarak spawn'a gidiyorum. Laura'cığım gel sen de spawn'a canım benim. Şöyle envanterimde bir ton kasa anahtarım var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bu kasa anahtarlarının hepsini şöyle diziyorum. Bu arada sunucunun kendine ait tekstür peki bulunmakta. Şimdi gel bakalım canım benim. Mesela bize şu an etkinlikten 2 adet şans kasa anahtarı verildi arkadaşlar. Pinyat etkinliğinden. Canım gel. Burası şans. Buradan açalım. Sağ tıklıyoruz kasaya. 100 oyun parası kazandım. Güzel. Bir tane şans açtım. Bir tane elit kasa açmak istiyorum arkadaşlar. İçine bakalım. İçine görmüş olduğunuz gibi bir ton şey var elit kasanın içinde. Spawner'ı da çıkarabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim deyip açıyoruz arkadaşlar. Ha, spawner yokmuş, lan içinde şey varmış. İçime falan. Ne, 16x elmas çıktı. Güzel, elmas da güzel arkadaşlar. Bugün efsanevi falan var mı bende? Bakayım, kral var. Ha, bir adet efsanevi varmış. Bir tane efsanevi açıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir şey çıkarsa mutlu olurum. Ne çıktı? 48 toprak. Güzel. Toprak güzeldir. İşimize yarar. Dungeon açalım. Bir kral mı açalım? Kral açalım arkadaşlar. Bu da son kasamız olsun. Tavuk yumurtası. Yani. Tamam. Bir tane de etkinlik açıyorum. Bu da son arkadaşlar. Hadi hadi. 5 level çıktı. Güzel güzel. Tamam. Bunları idare eder şeyler. Çok da kötü değil. Şimdi. Slash spawn yazarak sizi ufaktan tanıtıma başlıyorum. Arkadaşlar sunucuya girip slash registerinizi yaptıktan sonra şöyle mükemmel bir spawn alanında doğuyorsunuz. Burası da spawn alanı. Sunucu yakın bir zamanda açıldı ve şu anda görmüşsünüz gibi deli bir online var içeride. Ve deli bir online olmasının dışında sunucu içerisinde deli bir ticaret dönüyor. Discord sunucusu apayrı bir aktiflik sağlıyor arkadaşlar. Yani hem sunucu içerisinde hem de Discord sunucularında apayrı aktiflikler var. Ve çoğu kişi aktif ve online yani. Nasıl diyeyim? Çoğu sunucuda mesela 100 online olur. 100 online'ın 40'a 50 AFK olur. Ama bu sunucuda arkadaşlar görmüş olduğu gibi şu an event olduğu için çoğu kişi spawn, yani bunlar AFK açar falan değil, öyle düşünmeyin. Onu da söyleyeyim bu arada. Çoğunlukla aktif bir sunucu burası. Şimdi bug'da kaldım. Tamam. Şimdi sunucuda başladık. Registerimizi yaptık. Buraya geldik. Ama ben burada bug'da kaldım. Söverim. Ha. Burada günlük ödülümüz var. Günlük ödülümü aldım arkadaşlar. Günlük ödülüm neymiş benim? Günlük ödül bilmem neyi almışım. Event giriş var. Event olduğunda bunu tıklayarak event'e gidebiliyorum. Burada bir adet vote kasam var. Slash vote yazarak görmüş olduğunuz gibi. Bir dakika, slash vote yazarak arkadaşlar. Vote vererek bir adet vote kasası alabiliyorum. 24 saatte bir yapabilirsiniz bunu. Burada arkadaşlar ışınlama noktaları var. Adalar, arena, yaratıklar, kasalar, ticaret olmak üzere. Bunlara bakacağız sonradan. Burada bilgi menüsü bulunmakta. Oyun bilgisine hemen bakalım. Benim permission'ım yokmuş galiba, bakayım. Şu an açamıyorum bunu. Tamam. Komutlara bakalım. Genel komutlar bulunmakta burada arkadaşlar. Spawn, set home, home, money gibi. Geleneksel oyunun kendi komutları bulunmakta pluginlerin. Burada ekstra ada komutları bulunmakta. Yani is go, is settings, is warp gibi, is set warp gibi komutlar burada bulunmakta. Burada da diğer komutlar. Market, ah, reklamlar, çubuk gibi komutları da buradan öğrenebiliyorsunuz. Level blokların adaya vermiş olduğu leveller de burada yazıyor. Demir bloktan end taşı geçidi çerçevesine kadar yazıyor arkadaşlar hangi blok kaç level verdiği. Buradan geri dönelim. Oyun bilgisine yine giremiyorum. O menüye galiba benim erişimim yok ya da o menü şu an bakında da olabilir. Etkinlikler bulunmakta. Mini oyunlar, event saatleri ve sınırlı etkinlikler burada bulunuyor arkadaşlar. Buradan saatlere ve etkinliklere bakarak etkinliklere katılabilirsiniz. Burada gezgin tüccar var. Buradan buradaki itemler değişiyor belirli bir süre sonra. Buradan istediğiniz item alabiliyorsunuz. Belirli zamanlarda değişiyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada açık arttırma bulmakta var. Slash ah yani. Görmüş olduğunuz gibi bir ton item burada satılıyor. Size gereken bir item varsa slash ah yazarak buradan menüyü açıp paranız varsa direkt satın alabilirsiniz. Mesela benim şu an 300 dinarım var. Bir şey gerekirse 300 dinara alabiliyorsam alırım. Burada görevler bulunmakta. Mavi yün görevim var. Ekmek görevim. Bir de beton görevim var. Bunları o videodan sonra yapacağım. Burada teslimat yarışı var. Teslimat yarışı bayağı güzel bir sistem. Mesela adama havuç çekiyorum. Ektiğim havuçların 300 adet getirdiğinde 200 oyun parası alıyorum. Ektiğim havuçlardan 1000 tane getirsem 600 oyun parası alıyorum. Ve bunu tek seferde almıyorum. Yani 200 ayrı, 300 ayrı, 600 ayrı olmak üzere alıyorum. Burada fırın var. Fırın da aynı şekilde arkadaşlar. Fırın yapıyorum, getiriyorum, teslim ediyorum. Ve ona göre cukkama paramı atıyorum arkadaşlar.
TÜİ de aynı şekilde, Kızıltaş da aynı şekilde. Bunlar her ay değişiyor arkadaşlar. Burada var. Kasalar bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Burada Dragon kasası var. Hatta elimde bir tane vardı ondan. Hemen açalım onu da mesela. Açtık bakalım ne çıkacak. Güzel bir şey çıkarsa bizim için iyi olur arkadaşlar. 16 adet kömür çıktı. Allah razı olsun abi, ne diyelim. Bugün şansımız yokmuş. Burada arkadaşlar geliştirmeler bulunmakta. Jeneratör, minion ve ada geliştirmeleri. Burada minion var mesela arkadaşlar. Minion yükseltme. Bedavaymış mesela bu minion. Bende yok ama. Bedava dedi de anlamadım ben onu. Bir bakayım. Ha bu açıkmış zaten. Tamam. Minion koyma sınırı 4. Tamam, bu minion koyma sınırıymış arkadaşlar. Bu minion koyma sınırıymış. Ben minion alıyor sanmıştım. Özür dilerim. Yükseltme olduğunu unuttum bir an. Kafa gitti benim. Buradan tıklıyoruz. Buradan jeneratörünüzü yükseltebiliyorsunuz. Paramı 1.5 adına yapıp ben jeneratörü yükselteceğim birazdan. Spawn kısacası böyleydi arkadaşlar. Burada anahtarcı var. Buradan para karşılığı anahtar alabiliyorsunuz. 100 paraya 4 adet Votakas anahtarı diyor mesela. 1000 paraya, 10.000 paraya, 25.000 paraya olmak üzere. Buradan site kredisiyle oyun içi para alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Burada rütbe sistemi var. Burada rütbelere mesela 5 adet level diyor. 500 adet level istiyormuş ve 10.000 oyun parası istiyormuş Skylord olabilmek için. Haftada 1 kit alabiliyormuş. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsinin gerekenleri ve hediyeleri yazmakta. Burada günlük ne yazıyor? Günlük görevler var. Battle Pass sistemi yani. Battle Pass sistemi nedir? Buradan bunu okuyabilirsiniz. Battle Pass ödüllerine bakıp buradan şey yapabilirsiniz isterseniz. Burada görevler bulunmakta. Battle Pass görevleri görmüş olduğunuz gibi. Burada da arkadaşlar Battle Pass ödülleri bulunmakta. Bunları okuyup araştırıp bakabilirsiniz. Burası köylü takas arkadaşlar. Köylü takastan böyle istediğiniz item'ı gelip köylülerimizden takas yapabilirsiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Spawn kısaca böyleydi arkadaşlar. Onun dışında buralarda farklı farklı şeyler var. Görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük ve bayağı da bir çeşitli spawnlar arkadaşlar. Bayağı güzel bir map bu arada. Ben map'i bayağı beğendim. Burada ekstra ekstra şeyler var. Mesela burada ada leveli olsun sıralama falan var burada arkadaşlar. Bunlar daha eklenecek. Sunucu bu arada her gün gelişmekte. Yani yönetim kadrosunun sunucunu yakından tanıyorum. Ve hepsi bilgili ve işinde ehil insanlar. Yani sunucu habire güncelleme alarak, habire denetim üzerinde olarak habire güncellenen bir sunucu arkadaşlar. Yani kısacası habire güncelleme geliyor. Ve bu güncellemelerle birlikte oyun zevkiniz daha da artıyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Onun dışında VIP bilgiye bakalım. Hemen VIP bilgi yazdım. VIP bilgi yazdım. VIP bilgiyi açtım. VIP yetenekleri özellikleri diyor. Normal VIP'den Mine VIP'ye kadar arkadaşlar 4 adet VIP çeşitimiz bulunmakta. Normal VIP'nin fiyatı 20 TL. Mine VIP'nin fiyatı da 140 TL arkadaşlar. Şöyle VIP özellikleri artı VIP'in vermiş olduğu özellikler çok güzel. Yani slash şapka, VIP hızı geçiyorum. 20 adet blok kitleme hakkı falan filan onları geçiyorum. Onun ekstra hediyeleri olarak 1000 oyun parası, VIP günlük ödül, Battle Pass 15 dakika fly veriyor mesela. Onun dışında Mine VIP'te de ayrı ayrı özellikler bulunmakta. Spawner veriyor falan filan. Spawner veriyor anahtar mı? Anahtarmış, özür dilerim. Spawner diye okudum. Anahtar veriyor falan. Bayağı bir ton hediye veriyor arkadaşlar VIP'lerde. Yani hem VIP alıp faydalanıp hem de VIP'lerin hediyelerinden de faydalanabilirsiniz. Bu bayağı kazançlı bir sistem ve sunucunun ortalamasına göre, yani şu anki piyasa ortalamasına göre VIP fiyatları da uygun. Yani dolar şu bu makul, yani makul bence VIP fiyatları. Onun dışında adamıza gidelim mi? Isco dedik burada. Lora alakası yok. Lora gel buraya. Allah razı olsun, al şununla kaz. 2,5 saatte kazanmıyorsun. Bana bak. Bana bak. Ne haber? Tamam, sen kazmaya devam et kanka. Burası da benim adam arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videodan sonra adama sizlerden bir kişi alacağım arkadaşlar. Ve burada çok güzel bir ada yapacağız. Nasıl çok güzel bir ada yapacağız? Şöyle arkadaşlar. Ben böyle ufak ufak adalardan oluşan arkadaşlar. Adacıklar falan yapacağım. Burayı bayağı büyüteceğim, geliştireceğim falan. Bayağı bayağı sistemler yapmayı düşünüyorum. Ve bu sistemleri de sizlere video olarak yayınlamayı düşünüyorum. Yani açıklama kısmında, yani yorumlar kısmında arkadaşlar. Adada yapmamı istediğiniz fikirleriniz varsa, sistem fikirleri olur, build fikirleri olur. Herhangi bir fikriniz varsa yorumlarda belirtin. Ben onu burada yaparım. Güzel bir sistem ayarlarız, bir şeyler yaparız. Videosunu da çekeriz. Hem de eğlenmiş oluruz. Hem de bana içerik çıkmış olur. Hemen bir spawn'a daha dönmek istiyorum yeniden arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Sunucudaki birçok şey sunucu sahiplerine ait. Yani nasıl? Piyasada olan bir plugin'i bile kendileri yapabiliyorsa kendileri yapıyorlar. Kendileri gelişimini, kendileri update'ini yapıyorlar. Yani sunucu olabildiğince her şeyi size sunuyor. Çok güzel bir oyun kalitesi sunuyor. Mesela şu an kurucuydu değil mi o? Bakın kurucu da mesela 7/24 oyunda. Yönetim kadrosu, yetkili kadrosu da. 2 adet developer, 2 adet owner bulunmakta. 1 adet de admin bulunmakta şu an oyunda. Ve gün içerisinde yetkili kadrosu olabildiğince aktif. Yani kısacası, bayağı konuştum ama. Kısacası sunucu güzel.
Uzun süre açık kalacak bir sunucu. Fiyatlar ortalamaya göre uygun. Her şeyini olabildiğince gösterdim zaten. Gelip oynamak size kalıyor. Ben bu sunucudayım. Ben oynuyorum. Sizleri de bekliyorum. Bu arada ufak ufak çekilişler de yapacağım arada bu sunucuda. O yüzden siz de katılmak istiyorsanız sunucunun Discord adresine ve benim Discord adresime katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bye bye.